Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli ata-analar, şunlıqla omaq pärzentlerimiz. Anglavatqanlar, güzel dinim programımızın 21-ci sani. Hemenler malum ki biz bu programımızda menin güzel dinim namlıq kitabını diqqatınlar sunup kelibatmız. Biz ötkenki san programımızda hem zakat mavzusunu başlagan edik inşallah. Şunun davamı yine diqqatınlarda buludu. Hazır tehimu qimmet alğuşu bar mavzuluq nayti güzel bir mezmun ba. Buni kichik diktorimiz Qizil Yopirmoq diqqatingizga sunib o'tadi. Shunaqla uning keyindan men Abdulloh Yelquni ham huzuringizda bo'laman. Qani unda bo'lsa Qizil Yopirmoq hozir bizga texamo qimmat olg'uchi bor nomliq bu go'zal mavzuni bizga sunib bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yopirmoqdan hammanglarga otliq salom. Tuvanda texmo qimmat olg'uchi bor nomliq mavzuni diqqatingizga sunaman. Texmo qimmat olg'uchi bor. Hazrati Abu Bakr raziyallohu anhu na xalifalik davrida Madinada ocharchilik yuz berdi. Xalq hatto non yiqish uchun birar tol bug'doy donasini topolmaydigan holga tushib qoldi. Bu ahvolni ko'rgan madinlik savdogarlar qo'l elkidagi pullarining hammasini bug'doy ilib ketish uchun sarmoya qildi. Bu mazgilda Hazrati Osmon Shamg'a bir tijorat karvoni avatib, u yerdan 100 to'yga yuki bug'doy sotib olib Madinaga ilib kelgan edi. Hazrati Osmon ilib kelgan bug'doylar xalqning ehtiyojiga asosiy jihatdan yetadi. Chunki bu chaqda Madinaning nufusi ko'p emas edi. Sodigarlarning hammasi darhol Hazrati Osmonning yoniga keldi. Shamdan akalgan bug'doyni o'zlariga sotib berishni talab qildi. Bir chorak bug'doyga 4 darham berdiganligini aytishdi. Ammo Hazrati Osmon sodigarlar qo'ygan bahoni oz ko'rdi. Sizlarga qaraganda texmo qimmat olg'uchi bor, deb bug'doyni hech kimga sotmadi. Buning bilan sodigarlar bahoni o'stirdi. Lekin Hazrati Osmonning yana Sizlarga qaraganda tegmi qimmat olg'uchi bor degan javobini angladi. Oxirda hatto bir chorak bug'doyni 7 darhamdan olishga muroz bo'lishdi. Bu savdogarlar qo'ygan eng yuqori baho edi. Lekin Hazrati Osmonning og'zidan sizlardanmi qimmat olg'uchi bor degan so'zdan boshqa gap chiqmay yotdi. Savdogarlar Hazrati Osmonning bu qiliqini fursat parastlik Tehmi ko'p pul tepib olish g'arizida shunday qilyotdi deb o'ylashga boshladi. Xalq qattiq ocharchilik ishida qiynalib turganda, Hazrati Osmonning bunday qilishi uning faqat yarashmay yotdi. Savdogarlar oxiri bu ishni Hazrati Abu Bakrga aytish qaroriga kelishdi. Xalifadan o'zlarini Hazrati Osmon bilan yarashtirib qo'yishni o'tinmoqchi bo'ldi. Savdogarlar xalifni oldiga berib, ahvolni o'z ayni anglatdi. Hazreti Abu Bakr ularning so'zlaganlarini boshdan oxir zan silib angladi va ularga bu ish bir oz ajoyib. Meningcha sizlar Hazreti Osmonning so'zini tushunalmagandek qilasizlar. U payg'ambar alayhissalomning kuyog'li va jannat do'sti. Xalqning muhtojligini fursat bilib foyda qo'g'ilishidiganlardan emas. Bunda qilishida cho'qin bir gap bor. Yuringlar, billa berib bu ishni o'zdan bir so'rab baqayli, dedi. Savdogarlar bilan xalifa birlikda Hazrati Osmonning yoniga keldi. Hazrati Abu Bakr Hazrati Osmondan melini nimishqa savdogarlar qo'ygan bahoga sotmaganligini so'radi. Hazrati Osmonning bu savolga bergan javobi kishini cho'nqur o'yg'i soladigan ajoyib ma'nilik bir javob edi. Ey Rasulullohning xalifasi, bu savdogarlar mendan bir chorak bug'doyni 7 darhamga sotib olmoqchi bo'lishdi. Ya'ni birga 7 bergudek. Halbuki men uni birga 700 berdigan bir aylanga setishni xolayman. Ulug' Alloh har bir yaxshiliqqa 700 savob va mukofot berishni va'da qilgan emasmidi? Mushundoq bir foyda olg'ili bo'ldigan tijorat bor yerda men nimishqa melimni ularga sotqudekman? Hazrati Osmonning bu javobini anglagan savdogarlar cho'nqur xiyolga cho'kdi. Uni xato tushunib qolganligini his qilishdi. Hazreti Osmon 100 to'yga yuklangan bug'doyning hammasini Madina xalqiga haqsiz tarqitib, fiqir yo'qsullarning yuzini kuldirdi. Shahardagi ocharchilik obtimi asosiy jihatdan tugidi.
Allah Taala mundaq deydi. Taqvodarlar kengchilikdimi, qısınçılıqdımı, pul mallarını Allah yolunda sərf qılıdı. Ali İmran Suresi 134. ayet. Allah Taala mundaq deydi. Allah'ın yolunda pul milini sərf qılğanların, yani sərf qılğan nərsi yergi teyirilib, yetti başaq çıxarğan, hər başqıda yüzdən tutqan birdən qoxşaydı. Allah xalığan bəndisigə həssiləb savab berdi. Allah'ın mərhəmiti kəndir. O, həmmini bilib turğucudur. Sür-i Bəqərə 261. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat beriş kimlərgə pəriz? Aqlı huşi cayıda balagat ki yetken, dini cəhəti bay hesaplanğan, zakat birəligüdək mal mülkü bolğan musulmanın yildi bir qetim zakat berişi pərizdür. Dini cəhəti bay hesaplanışının ölçümü nimə? Zürür ihtiyacı və qarızının sırtıda zakat beriş ölçümügə yetidiğən malğı igi bolğan kişi dini cəhəti bay hesaplandı. Zakat beriş ölçümüge yetidigan mal miqdari baylıq dərəcəsinin ən tövən çəkidir. Bu çəki yetkən kişilərinin qurban heyətdə qurbanlıq qılışı və Ramazanda fitr sədaqəsi berişi vacibdir. Lakin zakat pəriz buluşu üçün zakat beriş ölçümüge yetidigan mal miqdari zakat bərgücünün qolida ən az bir yıl qəmariyə yili 354 gün turğan buluşu kerak. Əmdə zürür ihtiyaclar qaysılar digə vaxtıda ticaret üçün emes bolgan öy, yani ticaret üçün bulmagan öy, öy cabdukları, kiyim keçekler, katnaş vasitesi, kitaplar, hüner kesip saymalları, ailenin bir yıllık haraciti bu zürür ihtiyaclarının katarından bu nesil. Yani muşu ihtiyacla zürür ihtiyaclardır. Yani muşunundan eşip, yani muşunundan eşip, zürür ihtiyacı ve karizinin sırtı da zakat biriş ölçümüge yitirgan malgı iki bolgan kişi dini cahitten imbuldu, bay hesaplandı. Hoş, hem de zakati birleşki tiyişlik mallarının ölçümü ve miktarı. Dini cahitte bay hesaplanan ve zakat biriş ölçümüge yitirgan mal mülükke bir yıl iki bolgan kişi melinin zakatini birleşi gerek. Zakati birleşki tiyişlik mal miktarı kişinin zürür ihtiyacları ve karizi çıkırıp itilgendiyken eşip kalgan maldan hesaplandı. Zakat ölçümü ve miktarı mal türünün okşumaslıkıga asasen perihlik buludu. Hem de ticaret mallarının ölçümü ve zakat dediği vakti de mal türü mesela altın boğan olsa zakat ölçümü kanda vakti de zakat kıldığında 80 gramdan aşkan bozuk. İnçki hesaplanganda 80.18 gram. Yani 80 gramdan artık boğan vakti de 40'ın bir kısmı yani 2.5% zakat kıldı. Kümüş küçü 561 gramdan aşkan vakti de şunun hesaplap durup 2.5% 40'tan bir kısmı zakat kıldığına gel. Ticaret meyli kaçıyor. Bunu mu malını pul kusundurup altın kusundurup 80.18 gram altın kıymeti de bu vakti de ticaret meyli onundan aşkan boğsa zakat kıldım. Ne pul boğsucu yani o pulunu altın kusunduğa vakti de 80.18 gram altın kıymeti de bu vakti de yani o pulğumu 2.5%'in, %2.5 şekilde zakat kilidi o. Çaru mallarının ölçümü ve zakati. Çaru mallardan berildiğin zakat miktarı çaru malının türüge asasen özgürdü. Koy öçke, mesela koy öçke kesek, 40 tuyaktan 120 tuyakça. 120 tuyak mı şunun içi de? Yani 40 tuyaktan 120 tuyakça bolgan koy ya ki öçkenin zakati üçün bir koy ya ki bir öçkü berildi. Kala 30 tuyaktan 39 tuyakçı bolsa 39 tuyakmışının içi de bolgan kalılarının zakiti üçün bir yaşlık bir kala bir boku berildi. Tövgü çölgende tövge 5 tuyaktan 9 tuyakçı 9 tuyakmışının içi de bolgan bolsa tövgilerinin zakiti üçün bir koy ya ki bir öçkü berildi. Koy, özke, kala ve tövgelerinin yukarıdın periklik sallarının zakitini hesaplaşını fıkıh kitaplarından ögüneleyemez. Yukarıdakinin yukarı boğa vaxtıda. Hoş, hem de yezi egilik mahsulatlarının ölçümü ve zakiti diyen bölüm kesek, yezi egilik mahsulatlarının zakiti öşre edep mi atılıdır? Yezi egilik mahsulatlarının zakat veriş ölçümü 611 kilogram. Yani mahsulatının miktarı 611 kilogramı yetken de zakitini veriş gerek.
Su pulisi elinmaydigan yerlerinin mahsulatlarının 10'dan biri, %10% beridu. Su pulisi elindigan yerlerinin mahsulatlarının 20'dan biri, %5% zakat berildi. Buğday, arpa, konak, gürüç, purçak, palek, koğun tavuz, petengan, zeytun, alma, üyrük, behi, gilas, şaptul katarlıq mahsulatlardan zakat berildi. Yezi eylik mahsulatlarının igisinin koludu bir yıl turuşu şart emas. Ormudun kiyin, etizliğden ya ki bağdın meyvesi üzüvelinğandın kiyin zakati berildi. O ergizmi mal pulga okşaş bir yıl turuşu şart emas. Tövende Celaleddin Rumi'nin bir gipi bu ya da tilgilinip du. Yer teyruğucunun açlık ambiri boşuludu. Ama ormu vaxtı gelgendi körsen, onlar etiyazı teyruğan uruqluq buğdaydın kançilik husul alıdı. Uruqqa qarıganda husul kança hessi artıq. Oyla bak deydi. Hakikaten oylundağın gipte mesela, yani kup kuruq ambir kup kuruq kütü de asıl dehkanına yazınki. Ama ormu vaxtı gelgendi körseniz, ular etiyazda teyirgan uruqluq buğdaydan kançilik husul aldıysa oylap bakın dedi. Öz vaxtı kançilik uruqın çaşkantı yege. Ama ular husul ağanda kança hası artıq bunu oylap bakın dedi. Yen deydi ki, boşalgan bir ambarığı çüşlük kançı ambar kaytı toludu dedi. Boşalgan bir ambarığı çüşlük kançı ambar kaytı toludu. Buğdayını terimese, işletmese, ambarda saklap koysa kurutlaydı, pitlaydı. Çaşkallarga yem buludu, deydi. Xarap bolgan bağ. Bir mert adamnın üzümlük ve xormılıq bir beği bar idi. Dinnin emirlerge anlıq riayi kıldığan bu adam köz pezli kelgende meyvelerinin zakıtını pikir yoksullarga beyretti. Bu adam vapat bolgandan keyin bağları ballarga miras qaldı. Balları mal dünyağı derecedin taşkırı amrak bolganlık üçün bexillik kılışkı başladı. Halbuki dedesi hayat vaxtıda zakatını mertlik bilen tarqıtıp muhtaçlarının duasını alganlık üçün bağının meyveleri nahayeti berketlik bolgan, pekir yoksullar bağının paydasını körgen idi. Lekin dedesi bergen zakatlar oğullarının közge bek köp körünüp gitip, oğullarının bunu bergüs kelmeye kaldı. Ular zakat beriş bilen milimiz azlap kalar mikin degen oydu idi. Ular Allah bakka ve itizliğe bergen berketinin kayerden kelgenlikini bilmeydi. Çünkü gaplet ve açgözlük ularının közlerini körmez kılıp koygan idi. Zakat bermeslik üçün bahane sebep tipişti. Ailemizde can sani köp, milimiz az, yoksullarga biren nesi bermeyli. Әті сәхәр таң етішбіленла, баққы балдыр барайлы. Пекірлар келіштін үлгірла, мейвілерні үзу алайлы, дейшті. Бұ кәпні қылышқан чағда, малның хақиқи егісінің Алла икендікіні ойлап мұ қоймеді. Пекірларының хаққы болса, хиялығы мұ кәлмеді. Шуңа олар ұқылау атқанда Алла Тааланың әмірі білен баққы бір апет келді. Бағының ендін бір от шықып, бағыны пүтілләй көйдіріп күл қылып әтті. Таң сәхәрде орнидан алдыраш турган оғыллар хушал халда бир-бирине чакырышты. Тиз булайлы, мейвелерни чапсан йыгылып алайлы, тиз. Дәрхал йолга чыкышты. Бир тараптан өз ара кусулдышып, бүгүн енимизга пикир йоксуллар кадий келип калмасын. Уларнын бегимизга киришиге һәргиз фурсат бермейли, дейишти. Лекин улар баккы келипла хаңтаң булып туруп келишти. Көзлерге ишенмеди. Әжіба хата бір ерге келіп қалдық мон іме, әтрапқы қарыды. Бұ ер бағының ері іді, әмма бағ түнігін ке бағ әмәс іді. Чүнке әмін әрсі көйіп қап-қары көмірдек болып кеткен іді. Оғылларының ішіді ке әң ақыллықырақ бірісі әхвалны дәрхал түшенді. Яқ, біз хата келіп қалмыдық. Бұ ер дәл біздің бейгіміз. Біз мал дүнияға қаттық беріліп, Пекір йоқсулларға бір нәс бәрмәсілікке ниет қылғалықымыз үчін Аллах Таала бұ бала қазаны бәрді. Беғімізні от апітіді күл қылды. Оғылар әсірет, надамет, пұшаймалық ілкіде қалды. Ақшам қанда қиялларыны қылған еді? Маны хазір немілерні көріп атыды. Өз ара бір-бірні әйіпләшті. Хәммін қылған сән. Бұ яман әқірні бізге сән үгеттің, деп өз ара жиделләшті. Әқыллықырақ чоңы,
Ukullarım, bir-birimizde bundaq ayıplaya vergenin paydası yok. Allah'tan mağbirat tüleyli. Allah belki rahim kılıp, bizni əpü kılışı mümkün, dedi. Oğullar özlerinin hata kılgallıqını düşünüp yetken idi. Mal mülüknün hakiki egesi Allah idi. Allah bergen malını Allah xalığan rəvişdə işletiş gerek idi. Allah razılıqıga eriş üçün sərp kılıngan mal dünya, bərkətlik bulublu kalmay, yəni cennetki kiriş kimi səbəb bulatdi. Ahiri oğullar təvb kılıp mundaq deyişdi. İsit, isit, biz qatıq pışayman kıldıq. Biz hakikaten iğir hatalıq ötküzdük. Hem bu günah bizde. Rabbimiz barlıq ayıp nuhsallardın paktur. Şuna Rabbimizden ümidimizni üzmeyli. Rabbimizden tileyli. Bir hatalıqımız tüpeyli beğimizni kolumuzdan algan uluq Rabbimizge samimi yalvurup iltica kılsaq, bu bağdın mu yakşıraq bir bağını elbette beriş mümkün. Rabbimizden rahmetini arzu kılıp onunla seyğinimiz. Münasibetlik ayetler üçün sürü kalemden 17. ayetinden 33. ayetini çıkaran. Hoş, hemde zakat kimlerge berildi diye mavzu geldik. Zakat berildiğin kişiler tövendikilerdir. Allah Ta'ala mındaktaydı. Sürü Zariyat'ın 19. ayeti bu. Bay musulmanlarının pul malları da sailler ve ibbetlikliğinin saillik kılmaydığa muhtaçlarının hakkı var dedi. Hem de zakat belirleyen kişiler tövendikler, birincisi pekırlar, dinimizdeki ölçemler boyunca karaganda bay hesaplanmaydıgan, yani zakat birerlügüdek mal mülkü bulmağan kişiler dedi, pekırlar degen. Yoksullar kim o degen de, yemek içmek, kiyim keçek katarlık en akalli ihtiyacılarını mı özü kamdayalmay başkalarına muhtaç bulgan kişiler yoksullardır. Karızlarlar kim o degen de, kuludaki meli bilen karızın tölüse pekırçılıkta kalıdıgan kişiler. Bu kişiler zakat berilgüdek mal mülükke egip olmağan ehvalda onlara karizini tövdü olsun deyip zakat berildi. Musafirler kim olgan da, vatanında mal mülükü bar bolgan takdirde mi, ama yakı yurtta pulsuz kalgan, başkalarına muhtaç bulup kalgan kişiler. Bunlara yurtdığı hıracat kılıp kete elgüdek zakat berildi. Şunun bilen birlikte bu hıl kişilerinin eğer mümkün olsa zakat almay kariz algını tekimi yakşırak. Allah yoldakiler. Allah yolda özü halap uruşku katını işin talep kılgan bolsa mı, ama namıratlık tüpeyli yemek içmek, koral ve başka nerslerge muhtaç bulgan kişiler. Bu kişilerge ihtiyacını kamleşi üçün zakat berişke buludu. Şunun bilen birlikte Allah'ın dinini tarıkıtış ve tebliğ vazifesini beceriş üçün ilim ögünü atkan ve bu sahada işlev atkan kişilerge mu zakat berişke buldu. Zakat berildiğin yerlerini körsetken Tevbe suresi 60. ayette, yukarıda tilgi elinğen 5 grupıdan başka yana kullar, dillerini İslam'a mail kılıç közü tutulganlar ve zakat hadimlerinden ibaret 3 grupa tilgi elinğen. Şunu bu ayetke asaslanğen da zakat berildiğin yerler cemi 8 grupı kişilerdir. Zakatimizde ayette tilgi elinğen 8 grupı kişiler içindeki halıgan belge versek bulgun edek, onlarının içindeki birkaçısıga ya ki hemmesige üleştirip versek mi buludu? Zakat bergende aldı bilen yakın tukallarımızdan başlayıp versek, tekhama sevap buludu. Allah Ta'ala Sûre Tevbe'nin 60. ayeti de zakat berildiğin kişilerini türlüğe ayırıp kançı türlüğe berildiğin Allah'ını şunlaki dil kaldı. Zakat, pekat pekırlarga, miskillerge, zakat hadımlarga, dillerini İslam'a mail kılış közü tutulganlarga, kullarını azat kılışka, karizdarlarga, Allah yolda işlik ücülerge ve yolda kalgan kişilerge berildi. Bu Allah tarafından bekitilgen perizdir. Allah bendelerinin menfaatini obdan bilgücüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hem de kimlerge zakat berilmeydi o? Degen bir sual var. Baylarga zakat berilmeydi o? Müslüman emeslerge zakat bergeli bulmaydı o? Bekiş mecburiyeti bulgan kişilerge, yani ata ana, çoğun ana, çoğun dada, balı vaka, nevri çevirler, bunlarga zakat bergeli bulmaydı. Çünkü ulanı bekiş bizim mecburiyetimiz. Hoş, mektep, doktorhana, cami, yol, köylük katarlık yerlerge zakat bergeli bulmaydı. Hem de erhutullar birbirine zakat berilmeydi. Ya, erhutullar birbirine zakat berilmeydi. Bir tukkallar, hammaca, tağa, anısının ve dadısının bir tukkalları, bir tukkanın balları katarlık uruk tukkallarga zakat bergeli buludu. Hürmetlik adı anlar şunakla olmak prezentlerimiz. Şunakla bugün vakti itibarı bilen yine güzel dinin programımızın 21. saniye müşahede ahırlaşıdı. İnşallah yeni bir katımlık programımızda
yani kelgen yerimizden başlayıp yani zakat mevzusu yine tügümedi, yine devam kıldı. İnşallah yeni bir katında programımızı görüşeceğizlerini Cenab-ı Allah tapşırmız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hani kızıl yıpırmak siz mi hoş düşünün? Hürmetlik atanlar ve kadirlik küçük dostlar. Kiler kıtımkı programımızı görüşkice sizlerini Cenab-ı Allah tapşırmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.